Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Şevket Tamaç Bey'i arz ederim. Buyurun efendim. Sayın Genel Başkanım, Yeni Mesaj Gazetesi'nin değerli mensupları, Bağımsız Türkiye Partisi İl Başkanı ve İl Teşkilatı, değerli misafirler, diğer siyasi partilerin değerli temsilcileri, basınımızın değerli mensupları, televizyonu başında bizleri izleyen saygıdeğer Türk milleti, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın İl Başkanımız arz ettiler, ya istiklal ya ölüm diyerek kuruluş kararını Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, ülkeyi kurduktan sonra, detaya girmeyeceğim, Atatürk Vatandır programını 20 küsur konuşmacımız 32 programdır anlatıyorlar. Ben iki kelimeyle Atatürk'ü nasıl anlatayım size? Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi doğrultusunda iktisadi bağımsızlığı işaret ederek bu ülkeyi yönetmiştir. Ben kısaca Atatürk'ten sonra ülkeyi yöneten devlet adamları, siyasilerin iz bırakan veciz sözlerini, ifadelerini sizlere hatırlatarak bugüne geleceğim. Milli şef Sayın İsmet İnönü, benim en büyük mağlubiyetim, en büyük zaferimdir deyip çok partili siyasi hayata geçmiştir. Sizi aç bıraktım ama babasız bırakmadım demiştir. Demokrasi şehidi Adnan Menderes, yeter söz milletindir demiş. Sayın Süleyman Demirel, Sayın Tansu Çiller, o asker gidecek, o bayrak inecek demiş Kardak kriziyle ilgili ve altın üçgen, üç anahtar vaadinde bulunmuş. Erbakan, Sayın Erbakan, adil düzen demiş, sizi gidi sizi batıcılar ifadesinde bulunmuş. Bugün 15-16 yıldır ülkemizi yöneten Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı, benim hafızamda bir tek iz bıraktığı dünya beşten büyüktür demiş. Atatürk'ten sonra gelen liderler, devleti yönetenler, ülkesi ve milleti için elinden geleni yaptıklarını varsayıyoruz. Milletin ve devletin sorunları maalesef halledilememiştir. Bugün bir Türk evlatı çıkmış, bir bilim adamı, bir manevi şahsiyet tüm sorunlara çözüm üretmiş. Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli ve Ehlibeyt yolu İslam'ı bir ve beraber kılmıştır. Atatürk vatandır, hoş geldin Atatürk demiş, milli merkeze Atatürk'ü koymuştur. Türk milletinin bir ve beraber kılmıştır. Milli ekonomi, sosyal devlet, milli devlet teziyle
kapitalizme karşı yeni bir ekonomik model geliştirmiştir. Bugüne gelince önümüzde 1919 seçim yılı. İttifaklar yasal hale getirilmiş, siyasi ittifaklar oluşuyor sağda, solda, merkezde. Maalesef çözümü olmayanların bir araya gelmesinden çözüm çıkmaz. Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak milletle ittifaka talibiz. İktidarın ve bu ülkeyi yönetmeye talip olanların Haydarbaş'a ihtiyacı var. Düzen değişmedikçe ancak isimleri ve koltukta oturan kişileri değiştirebilirsiniz. O nedenle dünyanın dinlediği Sayın Profesör Doktor Haydarbaş'a kulak vermelerini tüm siyasilerden ve milletimizden arz ediyorum. Ehl-i Beyt'in yolunda, Atatürk'ün izinde, Haydarbaş'ın yanındayız. Saygılar ve sevgiler sunuyorum.